Ne yapıyorsunuz? Ders ne? Matematik. Matematik. Çok zor başkanım bu matematik. Öğretmenimiz kim? Adem Hocam. Adem Hocam gel gel. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah emin versin, Allah yardımcınız olsun. Şimdi hem okulu gezelim dedik, hem sizleri ziyaret edelim. Hem de müdürü hanımla öğretmen arkadaşlarla okulun eksiği var mı noktasında bilgi almaya geldik. Bizde bir talebimiz var mı? Bize bir tavsiyeniz var mı? Varsa lütfen söyleyiniz, biz de gereken neyse yapalım. Hadi bismillah deyin. Herkes birbirine bakmasın. Buyurun. Kütüphaneyi bana öğrenci kardeşlerim söyledi. Ben de Oktay Bey'e söyledim. Oktay Bey inşallah iki ay içerisinde kütüphanesini yapacağım. Sizlerin istediği gibi yapacağım. Ve bu bilgiyi bana dün verdiniz. Bu ilgileri geldik. Oktay Bey de iki ay içerisinde yapıp size teslim edeceğim inşallah. Buyurun. Spor salonumuz. Evet. Spor salonu az önce gerek ilçe milli eğitim müdürümüz, gerekse müdür hanım, öğretmen arkadaşlarımızla beraber Gaziantep'teki il milli eğitim müdür yardımcısı Metin Kılıçparlak Bey'i de aradık. Daha öncelerde kaymakam beyle bu okula iki defa geldi. Cumartesi günüydü. Rahat bir şekilde gezelim dedik. Şimdi inşallah size 33 teslimli modelin bir kız meslek sesi yapılacak. 8 atölyesi olacak. Konferans salonu, spor salonu, yemekhanesi ve 24 desteği olacak. Ayrıca telekoma kadar da geniş bir bahçeniz olacak. Allah izin verirse bu sene içerisinde kuracağımız bir ser ihaleye de 2019'dan çıkarız. 18'in sonu başı. 18'in sonu gibi inşallah ihaleye çıkacağız. Size 10 numara 5 yıldız yaklaşık ihale bedeli 12 trilyon. 12 trilyon değerinde güzel bir okul yapılacak inşallah. Spor salonu. İçinde spor salonu da olacak. Öğrencilerimiz adliyede, avukat kâşibi olarak, adliyede katip olarak, zabıt katip olarak, mübaşir olarak, bazı öğrencilerimiz gardiyan olarak, bazı öğrencilerimiz adalet mesleği düşünüyor, icra memuru, icra müdürü. Diğer bir kısmı da hukuk düşünüyor. Şimdi ben buraya geldiğimde hukuk düşünen fazla öğrencimiz yoktu. Bu sene iki avukat olarak dersleri yürütüyoruz. Bizleri gördükleri için rol model olarak aldılar. Bazı öğrencilerimiz şu anda bu fakültesi için özel dersler alıyor. BİM çok olsa bile kurumsal yerler, daha doğrusu böyle hani esnafın yanında tezgahlar olmasa, gitsin bir avukatın yanında, bir noterin yanında fıstıklarla kullanarak da kurumsal kişilerin yanında kurumsal işlerde çalışsınlar. Tamam üniversiteye gidemeyecek de olabileceklerse bile ciddi yerlerde ciddi kişilerle iş yapsınlar. Onların yanında çalışsınlar. Bir ünvanları olan kişilerin yanında çalışsınlar. Ben kız meslek lisesinin kızını gidip de işte alt tezgahlarında aşağıda bir mağazada işte kazak katlarken pantolon ütülerken falan görmek istemiyorum. Çift katlarken görmek istemiyorum. Bunun için bütün büro yönetimiydi, adaletti, bunlara yöneldik. Biz belediye başkanı olarak, ilçe başkanımız da, müdürümüz de, arkadaşlarımız da, şahitler müdürümüze geldik. Bizlere ne gibi tavsiyeleriniz var? Ne gibi uyarılarınız var? Ne gibi tehditleriniz olacak? Yaptığımız yanlışlar ne var? Bunları nasıl düzeltebiliriz? Bunlara beraber bir çözüm yolu bulalım. Bismillah diyelim başkan hanımdan. Savcı hanımdan evet. Hakim hanımdan. Evet, sayın başkan. Bizim okulumuzda internet erişimi olmadığı için biz bilgisayar uyapla ilgili bir çözüm yapamıyoruz. Evet, yanda bir uyap salonumuz var, onu gösteririm size. Müthiş bir yatırım yaptık hocam oraya. İnternet benim odamda bile. Başkanım hemen. Yeterli. Arıyor. Var da yeterli gelmiyor. Komşunuz da. Vallahi benim odamda bile çekmiyor. Hemen bir başkanım da arıyor. Ben Esenkent'ten geliyorum. Esenkent'in o tarafı fazla etik değil yani. Orada marketler, alışveriş merkezleri çok değil. O tarafın gelişmesini için sizden bir şey deneyim. Yeni bir market girmiyor oraya. Şimdi Esenkent civarında biz 10 numara bir anaokulumuz var. İlkokulumuz çok güzel. Ortaokulumuz çok güzel.
Arkasında lise yapılmış, çok güzel. İçi Kur'an kursumuz var, içi caminiz var. Müslüm Arkan Parkımız güzel. Akayner Parkımız güzel, Akayner Camimiz güzel. Şimdi orada taziyemiz yapıldı, Kur'an kursumuz yapıldı. Okullarda tedarik noktası bir sıkıntımız yok. Sizlerin Menderes Mahallesi bizden en çok isteyen içme suyu şebekesinin değiştirilmesi, Fırat suyunun oraya getirilmesi iyiydi. Şu anda Fırat suyu size geldi. Kullanıyorsunuz değil mi? Evet, kullanıyoruz. Kuvvetli sularımız. Şimdi eskiden sularda sıkıntı var diye şikayet vardı. Sular akmaz diye şikayet vardı. Biz geldikten sonra basman tedbirlerle 24 saat su akmaya başladık. Daha sonra Avrupa Birliği projesi kapsamında şu anda 100 sivilere yapılamayacak içme suyu şebekemiz, 7500 tonluk depomuz, 1 tonluk ayrı depomuz, düktül boru denilen asfalt boruları hepsini attık. Düktül boru döşedik, şebekelerimiz 290 kilometre uzunluğunda düktül boru olarak döşendi. Nizmir 70 yıllık belki su ihtiyacı falan kalmadı. Şu anda neden sular tazikli akıyor? Kayıp kaçak olmadığından dolayı sular tazikli. Belediyeyle ilgili soru yok mu? Evet, belediye binası çok güzel olmuş, onu dile getirmek istedim. Allah razı olsun. Taşınmadan. En yakın zamanda çözeceğim. Şimdi hemen buradan çıkınca ekip çağıracağım. Yani kalkar kalkmaz ekibi çağıracağım. Biz kontrollerini yapacağız. Yarınlama bittiyse beraat mı yok? Bu ne? Buyurun başkanım. Beraat mı edeceğiz şimdi? Beraat mı? Tutuksuz yargılaması. Tutuklu yargılaması. Tutuksuz. Tutuksuz yargılaması. Tutuksuz yargılanması. Hangisi? Başkanım mı ben? Yok yok sen. İnternet erişimi olmazsa siz. Söyle ya. İnternet erişimi için, internet erişimi için Sayın Başkanımız asfaltları kazmaya izin vermesin. Söyle bakayım, internet resmi gelene kadar... Hadi ya, babamın şarkıyla da yaşlı. Onunla benim bizim üzerinde bilgisayarım var. Bütün aktivitelerin bilgisayarı donanımda. Bu program var söylenecek. Bu yapı program dediğimiz burası. Hocam, işte üç tane, beş tane açtı.